Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Matematik adlı çalışma kitabının sevgili kardeşlerim çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Videoya abone olduysan ve bu videoyu beğendiysen çözümlerimize geçebiliriz. Orantı problemlerinin üniversiteliğim testinin ikinci testinde kalmıştık sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz gelin hep beraber çözümlere başlayalım. Şimdi arkadaşlarım bize ilk soruda demiş ki Sait görme ile ilgili test çalışması yaparken 16. yüzyılda Benito Valdez tarafından hazırlanan farklı büyüklüklerde yazılmış cümlelerin cetvel üzerindeki uzunluğuna göre görme derecelendirilmesi yapıldığını görmüştür. Aşağıda Benito Valdez testine göre Sait'in hazırladığı bir test verilmiştir. Şimdi bakın burada 0 ile 12 aralığı mutluyken gülen tek canlı insandır yazılıyor. 2 ile burada bakın şurası 10 ile 11 arasında 3 eşit parçaya bölünmüş. Birazdan söyleriz bunları. 60.000 Türkçe sözcük vardır gibi sevgili arkadaşlarım 8 tane cümle var. Cümlenin uzunluğu ne kadar kısa ise gözün keskinliği o kadar artar. Görme keskinliğinin ölçüsü okunabilen cümlenin cetveldeki uzunluğunun çarpma işlemine göre tersidir. Sadece birinci cümleyi okuyabilen bir kişinin görme keskinliği 1 bölü 12'dir denilmiş. Bakın görme keskinliğinin ölçüsü okunabilen cümlenin cetveldeki uzunluğunun çarpma işlemine göre tersi deniliyor. Tamam. Şimdi birinci cümle şurası. Mutluyken gülen tek canlı insandır. Bunun 0 ile 12 aralığındaki uzunluğu 12. 12'nin çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü 12 ise tamam biz bu olayı kaptık demektir. Şimdi devam edelim. Sait eşit aralıklı cetvelle hazırladığı testi arkadaşları Ayşe ve Mahmut'a uygulamıştır. Ayşe testte 5. cümleye kadar okuyabiliyorken Mahmut 3. cümleye kadar okuyabilmiş. Şimdi Ayşe 5. cümleye kadar okumuş. Ayşe'nin gözleri çok daha keskin. Mahmut ise sevgili arkadaşlarım 3. cümleye kadar okuyabilmiş. Pekala. Buna göre Ayşe'nin görme keskinliğinin Mahmut'un görme keskinliğine oranı kaçtır diye soruluyor. Hemen şunu yapacağız. Bakın Ayşe'nin keskinliğini bulacağız. 5. cümle. 5. cümle arkadaşlarım hangisi? 1, 2, 3, 4, 5 şu. Ve 5. cümle şu kısımla bakın. Şurası arası. Şimdi şu kısma bakalım. 4'ten 8 tam 1, 2, 3 parçaya ayrılmış. 2 bölü 3. Yani sevgili arkadaşlarım 8 ile 4 arası 4'tü ya. 4'ün üzerine bir de 2 bölü 3 eklemişiz. Bu Ayşe'nin keskinliği değil. Şu Ayşe'nin keskinliği. Çarpma işlemine göre tersini alıyoruz ya. Pekala bunu bir hesaplayalım. 4 kere 3 12 yapar. 12'ye 2 eklediniz. 14. Yani 1 bölü 14 bölü 3. Bu da eşittir 3 bölü 14 yapacaktır arkadaşlarım. Tamam bu cepte. Şimdi Mahmut'unkine geçelim. Üçüncü cümleydi. Üçüncü cümle hangisi? Bu. Üçüncü cümle de şu kısımla neresi arası? Burası arası. Şimdi biz ne yapacağız? 10'dan 2 artı 2 bölü 3'ü çıkaracağız arkadaşlar. Neden 2 bölü 3'ü çıkarıyoruz? Çünkü gene bakın 3 eşit parçaya ayrılmış. 2 tane ilerlenmiş buradan. 10'dan 2'yi çıkardım. 8 eksi 2 bölü 3 diyeceğiz. 8 kere 3 24. 24'ten 2'yi çıkardım. 22 bölü 3. Tabii ki bunun Mahmut'un görme keskinliğini bulmak için de 1 bölü 22 bölü 3 diyeceğiz. Ters çevirip çarparsak 3 bölü 22 olur. Şimdi bizden istenen şu. Ayşe'nin görme keskinliğini yani şunun şuna oranı istenmiş. Hadi biz bunları bir güzel bölelim. 3 bölü 14'ü 3 bölü 22'ye bölerseniz buradaki 3'ler birbirini götürecektir. Ters çevirip çarparsanız 22 bölü 14 gelir. Bunu da sadeleştirirsiniz bir güzel. 11 bölü 7'nin ta kendisini bulursunuz. Yani birinci sorumuzun cevabı böylelikle Bursa seçeneği olmuş olur. İkinci soru için sağ taraftayız. Dünyaca ünlü bir otomobil firmasının 2015 ve 2021 yıllarında elde ettiği gelirler aşağıdaki gazete haberlerinde verildiği gibi olmuştur. Habere göre bu şirketin 2021 yılındaki geliri 2015 yılındaki gelirinin kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Yıl bazlı söylemiş. Yıl bazlı söylemiş. Ve bize diyor ki kaç katıdır diye sorulmuş. 2021 yılındakine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi her 45 saniyede 73 bin dolar. Öteki de her 9 dakikada 73 bin dolar. Bir kere yıllar eşit. Yani 2021 yılıyla 2015 yılı İçerisinde aynı dakika veya aynı saniye var. Yani süreleri aynı saniye ve aynı dakika ve aynı saat ve aynı gün zaten, tamam mı? Dolayısıyla ben diyeceğim ki birisi 9 dakika birisi 45 saniye olarak verilmiş ya. 9 dakika demek 9 çarpı 60 saniye demek ve diğeri de 45 saniye demek.
Şimdi birisi bu kadar. Yani 9 çarpı 60 saniyede 73 bin dolar kazanıyorken öteki de sevgili arkadaşlarım 45 saniyede 73 bin dolar kazanıyor. Şimdi biz şunu yapacağız. Kaç katıdır diye sorulmuştu ya. 45 saniyeyi 9 çarpı 60 saniye biçimine çevirebilir miyiz? Bunu düşünelim. Anlaştık mı? Bir kere 9 çarpı 60 saniye demek 9 çarpı 5 çarpı 12 saniye demek. Bakın 9, 60 neydi? 5 kere 12. Şimdi 9 kere 5 de 45 yapar. 45 çarpı 12 saniyede 73 bin dolar. Diğeri de sadece 45 saniyede 45 saniyede 73 bin dolar yapıyordu, değil mi? O zaman arkadaşlarım ben bunu 12 ile çarparsam bunu da 12 ile çarparım ki 12 çarpı 45 saniyede 12 çarpı 73 bin dolar. 12 çarpı 45 saniyede 73 bin dolar kazandığını görürüz. Kaç katıdır diye sorulmuştu. Şunun kaç katıdır, yani 2021-2015'in kaç katıdır diye soruluyordu. O zaman ben bunu buna böleceğim. Bunu buna oranlarsanız arkadaşlar elinize sadece 12 kalır. Demek ki 12 katıdır diyeceğiz. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Geçiyorum 3. sorumuza. Kazandığı üniversitenin İngilizce yeterlilik sınavına girecek olan İlknur bu sınava hazırlanmak için ilgili kitabı alıyor. Bu kitaptaki anlamını bilmediği tüm kelimeleri tespit eden İlknur, ilk gün belirli sayıda kelime ezberleyip bundan sonraki her gün bir önceki günden 5 tane fazla kelime ezberleme kararı almıştır. Yani ilk gün arkadaşlarım x tane kelime ezberlediyse, ikinci gün x artı 5 tane, üçüncü gün x artı 10 tane, diğer günler x artı 15 diye gidiyor arkadaşlarım. Ve son gün artık kaç gün sürdüyse ona göre bir şey yazacağız oraya. İlknur planladığı gibi çalışmasını tamamlarsa eğer günde 35 kelime ezberlemiş olur. İlknur'un ilk günden ezberleyeceği kelime sayısı kelime ezberlemek için geçireceği gün sayısından fazla olduğuna göre. Yani kelime ezberlemek için geçireceği gün sayısını da ekstradan bilmiyoruz. İlknur'un ezberleyeceği kelime sayısı en fazla kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlarım, şuna birinci gün, buna ikinci gün, buna üçüncü gün derseniz, buna dördüncü gün diye devam edersek. Dikkatli dinliyorsunuz. 1 için x artı 0 var burada. 2 için x artı 5 var. 3 için x artı 10 var. 4 için x artı 15 var. Ve dikkatli dinliyorsunuz. Şöyle diyeceğiz. 1 için 1'i bir azaltın 0, 5 ile çarpın 0. 2'yi bir azaltın 1, 5 ile çarpın 5. 3'ü bir azaltın 2, 5 ile çarpın 10. 4'ü bir azaltın 3, 5 ile çarpın 15. Ve ben diyorum ki toplam bu ezberleme süresi n gün sürsün. Eğer n gün sürecekse x artı n'yi bir azalt n eksi 1, 5 ile çarp 5 çarpı n eksi 1. Demek ki son gün bu kadar kelime ezberlemiş diyeceğiz. Tamam. Ve burası da hangi gün olacak? N'inci gün olacak. Pekala. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım sizde. Burada kaç tane x var? N gün sürdüğüne göre n tane x var. Yani İlknur'un toplamda ezberlediği kelime sayısını bulabilmek için n ile x'i çarpıyorum. Artı. Şimdi şunları toplamamız gerekiyor. 5, 10, 15, 20, 25 diye 5n eksi 1'e kadar toplamamız gerekiyor. Bunları nasıl toplayacağız? Burada şu hariç olduğuna göre n eksi 1 tane terim var. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 5n eksi 5. Bakın şurası. İlk terim 5, son terim artı ilk terim. Yani eksi 5 ile artı 5 de gider, burası kalır. Demek ki benim toplamda ezberlediğim kelime sayısı n çarpı x artı n eksi 1 bölü 2 çarpı 5 n diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Toplamda ezberlediğim kelime sayısı bu benim. Peki şimdi ben toplamda ezberlediğim kelime sayısına göre ortalama 35 tane kelime ezberlemişim ya, bunu nasıl bulurum? Tabii ki hocam şöyle bulursunuz. Nx artı n eksi 1 bölü 2 çarpı 5n demiştik toplamda ezberlenilen kelime sayısına. Ben bunu eğer gün sayısına bölersem ortalama 35 tane kelime ezberlediğimi görürüm. Bu n'yi alalım, 35'in yanına atalım, şu şekilde olsun. Daha sonrasında ise ben bu ifadenin her iki tarafını n'ye böleyim. Bakın n gitti, çarpım durumunda olduğu için şuradaki n'yi götürsem yeter, buradaki n de gitti. Ve böylelikle 2 çarpı x, 2x artı n eksi 1 çarpı 5 bölü 2 eşittir 35 olacaktır. 2'yi de karşıya çarpım olarak gönderecek olursanız 2x artı 5n eksi 5 eşittir 70 yapar. Eksi 5'i de bu tarafa gönderin. 2x artı 5n eşittir 75 gelir. Şimdi burada n ve x için hangi ihtimaller mevcut? Burayı iyi dinliyorsun. N sayısı eğer 15 olursa 5 kere 15 75 olur. X'e de ne kalır? 0. En küçük değerini bulduk x'in.
Ve sevgili arkadaşlarım, ilk gün ezberlediği kelime sayısı x, toplam ezber yaptığı gün sayısı olan n'den daha büyükmüş. Bunu da unutmuyorsunuz. X şu an n'den küçük. 2 ile 5 aralarında asal olduklarından şurayı 5'er 5'er artırıyorsunuz. Burayı da 2'şer 2'şer azaltarak giderseniz eğer sayılar bulursunuz. 5 kere 2 10, 5 kere 13 65, topla 75 sağlar. Demek ki ben burayı yine 5 artıracağım 10, burayı 2 azaltacağım 11. Bakın 2 kere 10 20, 5 kere 11 55, topla yine 75 sağlar. 2 azalttım 9, 5 azalttım 15 ve sevgili arkadaşlarım 15 9'dan büyük olduğuna göre ben bunu alabilirim n ve x gördüğüm yere. Peki hangisini alacağız? Bize şunun en fazla değeri sorulmuştu. Şuradaki ifadenin en büyük değeri sorulmuştu. Ben buradaki ifadenin en büyük değerini bulabilmem için hem n ve x'i burada birbirine yakın seçmem gerekiyor, hem de n'yi burada daha büyük bir sayı seçmem gerekiyor. Burada saymaya devam ettiğim zaman burası 7, burası 20 diyeceğim. N küçülecek ve bunlar birbirinden uzaklaşacakları için demek ki ben bunu kabul edeceğim n ve x gördüğüm yere. O halde gelin. Biz sevgili arkadaşlarım şunu yapalım. X gördüğümüz yere 15, N gördüğümüz yere 9'u yapıştıralım. N 9'du, X 15'ti. N 9 olduğu için N eksi 1 8 yapar, bölü 2 çarpı 5 N de sevgili arkadaşlarım 5 kere 9'dan 45 yapacaktır. Cevap bu. 9 kere 15 kaç yapar? 135. 8'i 2'ye böldüm 4. 4 kere 45'te 180 yapar. İkisini toplarsanız 315 gibi bir cevapla karşılaşırsınız. Bu da C seçeneğinde mevcut olduğundan cevabımız C idi diyeceğiz. Devam ediyorum 11. sayfamda 4. sorumla. Ali 10 dönümlük arazisi için 46 gün yetecek kadar sulama havuzu yapmıştır. 10 dönümlük bir arazi var ve 46 gün yetecek kadar bir sulama havuzu var. 10 gün sonra arazisine sınır olan 5 dönümlük bir arazi satın alan Ali, arazinin sulamasını aynı sulama havuzundan yapmıştır. Ali, araziyi satın aldıktan sonra dönüm başına kullandığı su miktarını 1 bölü 5 oranında düşürdüğüne göre kalan su arazilere kaç gün yeter diye sorulmuş. Şimdi gençler, bizim elimizde 10 dönümlük bir arazimiz vardı ve bu araziyi ben 46 gün boyunca sulayabiliyordum. Daha sonrasında bize demiş ki 10 gün sonra artık 46 günlük bir su yok bizim elimizde. Ne kadar bir su var? Hala 10 dönüm bir arazimiz var. Ve 36 gün boyunca yetecek kadar bize sulama havuzunda su var. Değil mi? Şimdi 10 dönüm için 36 gün yetiyor. Ama biz 5 dönümlük daha arazi satın aldık. Ali zengin. Tamam mı? Böylelikle 15 dönümlük bir arazisi oldu. Komşu bir arazisi ve onu da aynı suyla sulamayı düşünüyor. Şimdi tabii doğal olarak 10 dönüm için 36 gün yetiyorsa 15 dönüm için 36 gün yetmeyecek. Bunu nasıl karar veririz? Şöyle, 10 dönüm için 36 gün boyunca yetiyorsa 360K'lık bir suyumuz var diyelim. 36 ile onu çarptım. Bu 15 dönümü ne kadar götürür? Bunu hesap etmek için de böleceğiz arkadaşlar. 360'ı 15'e böleceğiz. Peki bölelim hocam. 360'ı 15'e bölerseniz 24 gelecektir. Demek ki 24 gün yetecekmiş artık. Ama şöyle de bir durum var. Su miktarını, yani dönüm başına kullandığı su miktarını 1 bölü 5 oranında düşürmüş. Yani bu ne demek? 1 bölü 5 oranında düşürmek demek. Artık ben bu 24 gün kullanacağım suyu her gün 4 bölü 5 oranında kullanacağım diyor. Ve arkadaşlarım bu da süreye etkisi ne olur? 5 bölü 4 kat arttırır bu süreyi. Yani 24'ü ben 5 bölü 4 ile çarparsam cevabı bulacağım. Bakın tekrar ediyorum. 1 bölü 5 oranında düşürmek demek. 5'ten 1 bölü 5'i çıkarırsan, pardon özür dilerim, 1'den 1 bölü 5'i çıkarırsan. Neden? Çünkü 1 olarak tam olarak kabul ettik. Her gün 1 miktarda suluyordu. Bunun 1 bölü 5'i kadar sulayacağız. 1 bölü 5'i kadar az sulayacağız artık. 1 kere 5, 5. 1 çıkardın 4 bölü 5 yapar. 4 bölü 5 miktarında sulayacağız diyor artık. Bu da süreye etkisi ne olur? Az su kullanırsan sulayacağın süre uzar. Ne kadar uzar? Ters orantılı olduğu için 5 bölü 4 katına çıkar. Demek ki 24'ü 4'e böldük 6. 5 kere 6 da bize 30 cevabını verir. Dolayısıyla cevabımız da Edirne'dir diyebiliriz. Ve devam ediyorum 5. sorumla. Üniversite sınavına hazırlanan Esma'nın pazar günü sabah çözdüğü Türkçe ve matematik soru sayıları sırasıyla 2 ile ters, 3 ile doğru orantılı. Şimdi Türkçe var,
matematik var. 2 ile ters orantılıymış. 3 ile de doğru orantılıymış. Yani ben buraya 3K diyeceğim. Buraya da K bölü 2 diyeceğim. Tamam mı? Türkçe soruları K bölü 2. Matematik soruları 3K tane çözmüş. Aynı gün akşam 280 Türkçe ve 35 matematik sorusu daha çözmüş. Yani artı 280 tane Türkçe çözmüş. Ve artı 35 tane matematik sorusu çözmüş. Esma'nın pazar günü çözdüğü Türkçe ve matematik soru sayıları sırasıyla 2 ile doğru, 3 ile ters orantılı olmuş. Bu sefer 2 ile doğru orantılı olmuş, 3 ile ters orantılı olmuş arkadaşlar. Tamam. Esma pazar günü toplam kaç tane matematik ve Türkçe sorusu çözmüştür diye soruluyor. Şimdi son durumda şu şundan daha fazla olduğunu görüyorsunuz. 2A'ya A bölü 3. Ve kaç katı arkadaşlarım? A bölü 3'ün 2A 6 katı. Bakın bunu 6 ile çarparsanız çat çat gider 6 katı. Demek ki ben çözdüğü toplamda Türkçe sorusunun çözdüğü toplam matematik sorusuna oranının 6 olduğunu biliyorum. Madem 6, diyeceğim ki K bölü 2'ye 280 eklemiş, bunu da 3K'ya 35 ekleyip oranlayınca 6 gelmiş diyeceğim. E çok güzel, soruyu neredeyse bitirdik. K bölü 2 artı 280 eşittir, içler dışlar yapıyorum, bununla çarptım, 18K artı 35 kere 6, bu da 210'un ta kendisi yapar. Şunu şu tarafa fırlattınız, ne geldi? 280'den çıkardık, 70 eşittir 18K eksi K bölü 2 dedik, tamam mı? 2 kere 18K 36K. Bir tane K çıkardım, 35K bölü 2. Her iki tarafı 35'e böldünüz, çat çat gitti, burada 2 kaldı. 2 kere 2 4 yapar, demek ki K kaçmış? 4'müş arkadaşlar. Bize ne sormuştu? Esma'nın pazar günü toplam kaç tane matematik ve Türkçe sorusu çözdüğünü. 280 burada çözmüştü, 35 de burada çözdü, 315 yaptı mı? Artı K 4'tü, 3 kere 4 12, K 4'tü, 4 bölü 2 2. Demek ki bu kadar çözmüş diyeceğiz. 315'in üzerine 14 eklerseniz 329 cevabını bulursunuz. Bu da bize Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Gönül rahatlığıyla da biz bu cevabı işaretleriz gençler. Ve tabii devam ediyoruz 6. sorumuzda. Güzel soruydu. Aşağıda şekil 1'de gösterilen kırmızı, sarı ve mavi kumaşların uzunlukları sırasıyla 3, 4 ve 10 ile orantılı. Bu kumaşlar şekil 2'de gösterildiği gibi üst üste konulup kırmızı kumaşın sol kısmında kalan parça sağ kısmında kalan parçanın iki katı olacak şekilde kesiliyor. Bakın, kırmızı kumaşın sol kısmında kalan parça, değil mi? Yanlış okumadık. Kırmızı kumaşın sol kısmında kalan parça sağ kısmında kalan kumaşın iki katı. Yani şurası 2K, burası K arkadaşlar. Olacak şekilde kesilmiş. Kesim yapıldıktan sonra parçalar tekrar ayrıldığında sağ tarafta kalan kırmızı, sarı ve mavi kumaşların uzunlukları sırasıyla en küçük hangi doğal sayılarla ters orantılıdır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 2K'ya K diye ayrıldığına göre bunlar da kırmızı, sarı, mavi zaten bu şekildeydi. 3K, 4K, burası da 10K. Tamam. Biz bunu aslında nereden kesmişiz göstereyim mi size? Şuradan kesmişiz bakın. Hop şöyle bir kestik. Şimdi şurası 2K'ydı. Hemen gösterelim. Şurası 2K'ydı, şurası K'ydı. Burası da 2K'dır, burası da 2K'dır. Demek ki buraya ne kalır? 2K. Buraya ne kalır hocam? Burada da 8K kalır. Şimdi doğru orantılı olduklarını bulduk. K, 2K ve 8K. Yani 1, 2 ve 8 ile orantılı. Acaba hangi sayılarla ters orantılı diye düşüneceğiz. 1, 2, 8 ile orantılı olanlar hangi sayılarla ters orantılıdır? Bizim bunu şimdi görmemiz şart arkadaşlar. Peki, doğru orantıyı ters orantıya nasıl çevireceğiz? Bizim için en önemli kısım şimdi bu. 1, 2 ve 8'in en küçük ortak katını buluyorsunuz. 1, 2 ve 8'in en küçük ortak katı 8'dir arkadaşlar. O zaman bu 8 ile bu 4 ile, bakın 1 kere 8 8 yapar, 2 kere 4 8 yapar, 1 kere 8 8 yapar. Demek ki sevgili arkadaşlarım, ters orantıya çevirdik artık. Kırmızı parça 8 ile, sarı parça 4 ile, mavi parçada 1 ile ters orantılıdır. Yani cevap 8, 4, 1. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacak dedik ve geçtik son sorumuza. 7. soru. Aşağıda bir otomobil çalıştırıldığında araçtaki benzin miktarını gösteren gösterge ve göstergenin altında sabit V hızıyla aracın gideceği mesafe verilmiştir. Aracın deposu tamamen doluyken depodaki benzinin yarısı bitene kadar V hızıyla, diğer yarısı bitene kadar 2V hızıyla hareket ediyor. Aracın deposundaki benzin bitene kadar araç toplam 990 kilometre yol gitmiş. Aracın hızıyla gideceği mesafe ters orantılı olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş bize. Peki, şimdi arkadaşlar,
aracın deposunun tam doluyken depodaki benzinin yarısı bitene kadar V hızıyla gitmiş. Yani arkadaşlarım tamamı doluyken ilk yarısını şurayı V hızıyla gitmiş. Buradaki benzini de 2V hızla hareket ederek harcamış bitirmiş ve toplamda 990 km yol gidilmiş. Bize de demiş ki aracın hızıyla gideceği mesafe ters orantılı. He, şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şuradayken V iken 2x kadar yol aldıysa buradayken x kadar yol almıştır. Hızını arttırmış. Daha fazla yol gitmesini bekliyoruz aslında ama hızını arttığı için daha fazla benzin harcayacağı için daha az yol gitmiş. Neden ters orantılıyken 2x ekledik? Çünkü ters orantılı. Bakın çarpın V kere 2x. 2Vx, 2V kere x, 2Vx. Ters orantılı. Tamam. Toplam ne kadar yol alınmış? 2x artı x'den 3x. Ve bu 3x neye eşitmiş? 990'a eşitmiş. O zaman x kaçtır? 330 mudur? Çok güzel. X 330 iken aracın hızı ile gideceği mesafe ters orantılı olan A kaçtır? Şimdi A için görseli kullanacağız arkadaşlar. A için ben bu görseli nasıl kullanırım? Diyor ki bize, biz bu aracın deposu boş olduğu kısım şurası. Ve ben şuradan şuraya kadar V hızıyla gelmişim. Doğru mu? Ben burada toplamda ne kadar sevgili arkadaşlarım yol almıştım? X'i 330 buldum. 2 kere 330'dan normal şartlar altında şurada 660 km yol almamız gerekiyordu. Tamam mı? Şurada 660. Madem öyle burada da 660 km yol alacağımızı düşünüyor bu araç aslında. Niye? Çünkü benim hızım burada hala V. Ve araç diyor ki sen diyor V hızıyla gitmeye devam edersen toplam bu kadar yol alırsın. Yani 660 daha 1320 km yol alacaksın sen diyor. Ve ben normal şartlar altında şurası 660 iken zaten ben depomdaki benzini bu kadar azaltmışım. Yani yarım deponun 3'te 1'i kadar. Yani 660'ın 3'te 1'i kadar 220 km zaten sevgili arkadaşlarım ben gideceğim mesafeyi azaltmışım. Yani geriye 1100 kalır. Bu da bize Ceyhan seçeneğini verir. Demek ki araç da diyor ki sen diyor bu hızda gidersen 1100 km daha yol alacaksın demek istemiş aslına bakarsanız. Doğru cevabımız da Ceyhan'dı. Evet arkadaşlarım 3. testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.